kendini. Buğday sarısı, çiçek taksi durağı burası. Fark etmez gündüz gece yarısı, taksicinin derdi ekmek kavgası. Şişik olmalı lastiğin havası, çiçek taksi durağı burası. Taksimin rengi buğday sarısı, çiçek taksi durağı burası. Helal vatandaşım parası, taksimin rengi buğday sarısı. Taksici de aile babası, bazısı çeker gönül yarası. Taksimin rengi buğday sarısı, çiçek taksi durağı burası. Taksimin rengi buğday sarısı, çiçek taksi durağı burası. Taksimin rengi buğday sarısı, çiçek taksi durağı burası. On boyunu selvi çınarım, yüreğime bir ot düştü yanarım. Abuzer! Ne yapıyorsun 40 saattir burada? Durağın önünü süpüreyim. Kör değilim, görüyorum salak. Yeter oyalandın. Hadi gir içeri de çay ver bize, sabahtan beri çay bekliyoruz. Ağam biz de burada iş yapıyoruz. İçeride ağalarımdan isteyeydin. Hadi kes, bana ukalalık yapma. Durağın çaycısı sensin, çayı da sen vereceksin. Hemen. Hemen geç içeride, ocağında havla. Durağın kıraklıktan çıktı. Oh efendim, mahalle kahvesi burası. Kümün sesini biraz kısar mısın? Özür dilerim abi. Allah Allah, gazeten nerede? Burada abi. Ver şunu. Herkese günaydın. Neredesiniz beyefendi bu saate kadar? Niye geç kaldın? Pardon abi, bana mı diyorsun abi? Anlayamadım. Sana diyorum, sana. İyice serdin, işe hep geç kalıyorsun. Ramazan abi, ben Kenan abi. Yani herhalde başkalarıyla karıştırdım. Ben erken gelen Kenan abi, yani herhalde başkaları geç kalıyor. Tamam ya, cevap verme bana. Bundan sonra sabah saat 8'de herkes burada olacak. Çok güz verdik, tepeme çıktınız. Aman bir dakika, buyurun çayınız sinirlerinize iyi gelir. Aç kapıyı. Tamam, buyurun. Allah Allah, hayda ya, durup dururken... Ya ben ne yaptım abi şimdi? Konunun seninle bir ilgisi yok. Hepimiz sıradan geçtik bugün. Anlaşılan ters tarafından kalkmış. Ne bugünü? Tatilden geldiğinden beri düz tarafından kalkmıyor ki ya. Perihan Hanım yüzünden bir çekik. Yok çocuklar, bu iş böyle olmayacak ha. Ramazan abiyle konuşup bu işe bir çözüm bulmak lazım. Aman Kazım abi, hemen bul yoksa yanarız vallahi ya. Çayı biten var mı? Oğlum sen otursaydın, ben getirirdim. Olur mu Pakize anne? Ben de bu evin bir ferdiyim. Bırakın ben yapayım. Ya Pakize karışma çocuğa. Senin elinden bir çay içeyim bakayım. Gel koy. Tabii babacığım, ne demek. Koyum olsun, açık mı? Normal olsun. Şunların her yerine bak, sıkılacağım neredeyse. Maşallah. Tamam, afiyet olsun canım babam. Yavrum benim. Nuray, gene bir şey yememişsin kızım. Günün en önemli öğünü kahvaltıdır. Hadi iyi ye bakalım. Babacığım haklısın da işte sabahları çok yiyemiyorum biliyorsun. Olmaz ama Nuray. Bak babam doğru söylüyor. Bak evlendikten sonra da böyle yaparsan vallahi babama şikayet ederim ha. Celal. Aferin Celal. Gözüme giriyorsun. Sağ ol babacığım. Saçlarını iyice kurutmamışsın kızım. Hasta olacaksın. Of anne, beni iyice çocuk yerine koydunuz siz de. Ama Nuray, sen de çocuk gibi davranıyorsun. Hadi kalk kuru saçlarını hadi. Celal'cim, ailemle iyi geçinmen çok güzel bir şey ama abartmasan diyorum hani. Abartmıyorum Nuray. Büyükler her zaman haklıdır. Onları üzmememiz gerekir. Değil mi babacığım? Evet. Doğru söylüyorsun oğlum. Yani. Bak Nuray'cığım, Celal'i örnek alsan da bu kadar dik başlılık yapmasan olmaz mı kızım? Görüyorsun değil mi Celal yaptığını? Kalk hadi, işe geç kalıyorum ben. Tamam mavişim, çıkalım. Affedersiniz. Efendim Settar abi. Hemen geliyorsun güzelcim. Sana çok güzel bir rol ayarladım. Ne? Rol mü? Ben artık bu konuyla ilgilenmiyorum Settar abi. Deli misin güzelcim? Böyle fırsat kaçmaz. Sen önce bir rolü öğren, ondan sonra karar ver. Hiç zahmet etme Settar. Ben oynamamakta kararlıyım. Ama gene de beni düşündüğün için çok teşekkürler. Sağ ol, iyi günler. Aferin oğlum. Ben de senden bunu beklerdim. Sağ ol babacığım. Ya, büyüklerin sözünü dinlemek lazımmış değil mi Celal Bey? Tabii Nuray, ben ailem için her şeyi yapmaya razıyım. Aferin oğlum sana. Ya Ramazan abi, Allah'ını seversen konuş abi. Böyle susarsan bir çare bulamayız. Bak abi, gereksiz yere hem kendini hem bizi üzüyorsun be abicim ya. Kazımcığım, sizi biraz kırdımsa özür dilerim. Bundan sonra biraz daha dikkatli davran. Abicim, sorun o değil. Güzel abim benim.
Hadi ne olursun susma da anlat şu derdini. Anlatacak bir şey yok Kazım. Sadece biraz zamana ihtiyacım var, o kadar yavrum. Kusura bakma. Amma inatçı adama. Tek kelime konuşmuyor. Bu sorunu biz böyle çözemeyeceğiz. Bu konuşmuyorsa o zaman biz de Perihan Hanım'ı konuşur, ondan öğreniriz. Alo Ayşe, ne yapıyorsun? Ne yapacağım Kazım? Tabii ki yemek yapıyorum. Sen de bayılırsın zamanlı zamansız aramaya. Ya tamam Ayşe, uzatma da dinle beni. Şimdi işini gücünü bırakıyorsun, hemen Perihan Hanım'a gidiyorsun. Ne işin var canım Perihan Hanım'da? Ya Ayşe tamam, Allah Allah, anlatıyoruz işte. Şimdi bu Ramazan abi, Perihan Hanım'la araların niye bozulduğunu bir türlü anlatmıyor bize. Öğrenelim ki aralarını bulalım. Ha? Ya adam bütün hırsını durakta bizden çıkarıyor kardeşim. Aa, bak görüyor musun sen Ramazan abiyi? Hay Allah. Tamam canım, sen hiç merak etme. Ben şimdi giderim Perihan Hanım'a, meseleyi öğrenirim. Konuştururum onu, tamam tamam. Hadi akşam görüşürüz. Ay, görüşürüz de nasıl konuşturacağım ayol ben bu kadını? Ha, dur Selcan'ı arayayım ayol. O pek bilir konuşturmayı. Ne de olsa avukat kız. Ben yavaş gider misin? Süremiyorum kuşum. Ama civcivim yani hareket halindeki bir araçta ruj sürmek nasıl bir şey ki anlayamadım ya. Mantığı yok. Neden evde yapmadın sen bunu? Seni uyandırmak saatlerce sürdüğü için ruj sürmeye vaktim olmuyor kuşum. Şimdi sen haklı oldun yine değil mi yani? Tabii ki. Hem bir dakika. Ne bu ruj sürmeler, saç yapmalar falan? Ne oluyor? Ay söyledim ya Ömer, bugün Selma Güneş konuğum olacak. Kadının karşısına bakımsız çıkmam herhalde. Ne? Selma Güneş mi senin konuğun olacak? Peki ben de gelebilir miyim Manoş? Ömer gebertirim seni. Radyoya adamını bile atamazsın sen. Tamam. Gelmem. Ay Ömer çok heyecanlıyım ya. Düşünsene Selma Güneş'le sohbet edeceğim. Yarışma yapacağım. Ne? Yarışma mı? Ya nasıl bir yarışma? Yani kim Selma Güneş'i ister gibi bir şey mi yani bu? Ay saçmalama Ömer. Ya nasıl olduğunu merak ettim kuşum. Selma Güneş'le ilgili bir soru soracağım. Soruyu bilen kişi Selma Güneş'le akşam yemeği yiyecek. İnanmıyorum. Allah'ım ne kadar şanslıyım. O zaman ben senden soruyu rica edeyim. Ömer. Tamam. Şaka yaptım. Yaz. Kuşum sen bu işi nasıl ayarladın? Ay Ömer inanmıyorum sana ya. Sabah anlattım ya evde. Dinlemedin mi sen beni? Erdal'a rica ettim dediydim ya. Aa, doğru ya değil mi? Erdal'ın arabasına binmişti o. Ya bak sen telaştan sabahleyin seni dinlememişim bir tane. Ya, aferin sana. Utanmadan dinlemedim diyorsun Ömer. Sağ ol yani. Ay Ömer, kadın inşallah kabul eder de ben de çift ikramiyeyi kaparım. Bismillahirrahmanirrahim. Çift ikramiye mi Manoş? Ekrem Bey, kadın kabul ederse bana çift ikramiye vereceğini söyledi. Bu iş olsun, adak adadım horoz keseceğim vallahi. Amin inşallah. Yani sen bu ikramiyeyi kap, o horozu kendi ellerimle gırtlaklarım ha. Ay Ömer ya, bu arabanın pisliğiyle bakar mısın? Ayağıma bardak girdi, inanmıyorum sana ya. Aa, Ömer, bunlar ne? Onlar şey, ganyan kağıdı. Ne? Hayatım, geçmişten kalan ganyan kağıtları bak. Üzeri işaretlenmemiş bile. Aa, aşkım, aşk olsun bak ben sana yemin ettim, söz verdim biliyorsun değil mi ya? Bir daha at yarışı oynamayacağım dedim, oynamıyorum. Yemin et. Yemin ederim. Öyle değil, yeterli değil. Detaylı yemin edeceksiniz Ömer Bey. Nasıl olacak yani? Şimdi söyleyeceğim, tekrar edeceksin. Ben Ömer Şen. Ya Manoş ne... Söyle. Ben Ömer Şen. Bundan sonra at yarışı oynamayacağım ha. Bundan sonra at yarışı oynamayacağım ha. Bundan sonra at yarışı oynamayacağım ha. Dört ayaklı hiçbir hayvana para yatırmayacağım ha. Dört ayaklı hiçbir hayvana para yatırmayacağım ha. Dünyadaki en çok sevdiğim şey olan karım üstüne. Dünyadaki en çok sevdiğim şey olan karım üzerine. Yemin ederim. Yemin ederim. Yemin ederim. Ha? Oh, bak yeminini de ettin. Artık oyna da göreyim. Çarpılı verirsin böyle. Ayağımı kaldırdım çarpılmam. Ömer. Ay tövbe tövbe yapma Ömer, yapma Ömer. Öyle bak. Tamam. Günaydın. Merhaba Sebat abiciğim. Nasılsın abi? Eskiden öğlenleri gelirdin. Şimdi sabah servisine mi başladın Celal? Babamlarla kahvaltıdaydık da abiciğim. Ha, Celal babanla arasını iyice düzeltti ha? Ha, düzelttiler. Hem de beni sinirleyecek kadar da samimiler üstelik. Madem her şey yolunda, bu suratın ne öyleyse? Yok abi, yok bir şey. Ya, yok. Settar aradı, ona sıkıldı. Biliyorsunuz babam oyunculuğu yasakladı. Onun da aklı Settar'da kaldı tabii. Ha. Evet Maviciğim ama başka çare var mı? Yok. Bak Celal ne diyeceğim, bir Settar ara istersen rolü öğren. Eğer çok önemli bir rolse babamı kandırmaya çalışırız artık ha. Ciddi misin Mavişim? Tabii hayatım, senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum bunun. Canım o kadar önemli bir rolse Cevat Bey'in de hayır diyeceğini sanmıyorum. Hele senin onu ne kadar sevdiğini bildiğine göre o da seni kırmaz. Kırmaz değil mi abi? Maviş'i ben bir şansımı deneyeyim mi? Hadi. Alo,
Ha Settar abi. Abi ben demin sana oynamam dedim ama abi rol neydi? Şu anda bir sinema filmi çekiyoruz güzelcim. Sen de yardımcı erkek oyuncuyu oynayacaktın. Ne dedin abi? Yardımcı erkek rolü mü abicim? Şey abi ben fikrimi değiştirdim. Ben oynuyorum abi. Üzgünüm güzelcim. Geç kaldın. Senin keyfini bekleyecek halimiz yoktu. Yerine başka oyuncu buldum. Ne? Buldunuz mu? E peki abi ne yapalım? Sağlık olsun abi. Ya inanmıyorum ya. İnanmıyorum ya. Sinema filminde oynama fırsatını kaçırdım ya. Ay yapma ya. Şansa bak. Tüh be iyi bir fırsatmış doğrusu. Kaçırdığına çok üzüldüm. Abi sen üzüldün ben kahroldum ya. Ama neyse ne yapalım. Mavişim için her şeye değer. Of of. Of of. Görüyorsunuz değil mi Ekrem Bey? Saat kaç oldu hala ortalıklarda yok. Üstelik Selma Güneş'i ayarlayıp ayarlamadığı da belli değil. Bana bak Aynur, zaten sinirlerim tepemde. Bir de sen de dırdır edip durma. Hayır edersiniz Ekrem Bey, biraz geciktim. Neredesin be yahu? Bırak şimdi nerede olduğunu. Selma Güneş geliyor mu gelmiyor mu? Ona haber ver. Birazdan belli olacak. Bir dakika. Görüyorsunuz değil mi Ekrem Bey? Böyle önemli bir konuyu son dakikaya teyit ediyor. İşin olarsa ikisi bu kadar işte. Bütün söylediklerini duydum. Birazdan saçına yapışacağım senin. Ha Erdal, merhaba ben Manolya. Ne oldu bunun kişi belli mi? Ben de tam seni arayacaktım. Selma ile konuştum. Programa seve seve katılacağını söyledi. Ay sahi mi söylüyorsun? Selma Hanım geliyormuş Ekrem Bey. Ayarlamış ya Erdal. Oh çok şükür. İyice tarif ettin değil mi radyonun yerini? Aramasın kadıncağız. Hah. Saatini söyledin mi? Söyledim, söyledim. Sen hiç merak etme. En geç bir saat sonra orada olur. Kurban olsun Manolya yengen sana. Tamam bir tanem, teşekkür ediyorum. Ama bana bak, yayını dinlemeyi unutma ha. Hadi bay. Bu kadar basit. Selma Güneş gelecek dedim, gelecek. Gördük nasıl geldiğini, son dakikada. Hasetlik hiç iyi bir şey değildir Aynur. Yok ya. Şimdi ikinizi de pataklayacağım ha. Bana bak. Bu Erdal'ın lafıyla da biz program yapıyoruz ama inşallah bir aksilik çıkmaz. Ay çıkmaz Ekrem Bey, Selma Güneş'le Erdal çok yakın arkadaşlar. Kırmaz kadın onu. Öyle mi? Nasıl arkadaş olmuşlar? Selma Güneş bir gün onun arabasına binmiş, Erdal'ı da çok sevmiş, arkadaş olmuşlar. Hatta bir gün doğum günü bile durakta kutlamış. Ne çok sordun sen be? Aa, şuradan. Ekrem Bey'ciğim, şu benim ikramiye işini hatırlatayım dedim. Manolya Hanımcığım, Selma Güneş'i yayın masasında görmeden... Siz de ikramiyeyi unutun. Tamam, sorun değil. Nasıl olsa gelecek. Ve ikramiyeyi de ben alacağım. Aa, anonsu unuttum ben. Çekil. Ay, ay sapıttı. Aman neyi etti de sapıttı. Ay, ha gayret. Evet sevgili dinleyicilerim, ben Manolya. Dün size haftanın konuğu programımızda çok önemli sürpriz bir konuğum olduğunu söylemiştim. Konuğumuzu açıklıyorum. Selma Güneş. Evet yanlış duymadınız. Selma Güneş. Oğlan duydunuz mu Selma Güneş konuk olaymış ya. Duyduk, sağır değiliz herhalde. Herhalde. Sen duydun mu? Sohbet sonunda küçük bir de yarışmamız olacak. Selma Hanım'la ilgili soracağım bir soruya doğru cevap veren dinleyicilerimiz arasından bir kişiyi müthiş bir sürpriz bekliyor. Aa neymiş bakalım sürpriz? Oo Kazım abi, bakıyorum bu konu seni çok ilgilendirdi. Ağlar, ağlar. Bir dakika ya, sürprizi kaçıracağız ya. Tamam. Sürprizi açıklıyorum. Selma Hanım'la güzel bir akşam yemeği. Evet, yanlış duymadınız. Baş başa bir yemek. Bu yemeğin talihlisi olmak istiyorsanız programımızı ve minik yarışmamızı lütfen kaçırmayın. Görüşmek üzere. Ay inanmıyorum ya, Selma Güneş benim konuğum olacak. Yani inşallah. Ne yani? Yaşın geçti gelinlik giyemezsin mi dedi? Ya öyle söyledi canım. Bak Ayşe'ciğim, ben ilk evliliğimde de gelinlik giyememiştim. İçimde ukdedir benim. Seni çok iyi anlıyorum, haklısın hayatım. Benim de içimde ukdedir. Ben düğün dernek falan istemiyorum canım. Dostlar arasında bir tören olsun yeter. Ama mutlaka gelinlik giyeceğim. Eğer giyinmezsem katiyen evlenme. Evlenme vallahi. Ayşe abla. Canım siz de hemen kestirip atmışsınız Perihan Hanım. Gelinlik konusu halledilebilir. Yok güzel, hallolmaz. Ben Ramazan Bey'in inadını biliyorum. Bu yüzden ayrıldık zaten. Aa çok şaşırdım. Ay Ramazan abiden hiç böyle bir şey beklemezdim yani. Ay Ayşe abla lütfen yangına körükle gidiyorsun ya. Aman yok canım yok. İnatçı bir adamla evlilik yürümez. Ben bu saatten sonra kimsenin nazını çekemem. Aa böyle kestirip atmayın. Birbirinizi seviyorsunuz. Bence oturup tekrar sakin sakin konuşun. Sevgi hiçbir şeyi halletmiyor canım. Geldiğimizden beri bir kerecik aramadı. Sevseydi herhalde arardı. O aramıyorsa siz arayın. Heh, arayamam şeker. Ben kimsenin peşinde koşacak kadın değilim. Beni seven peşimden gelir. Ay ne yapacağız Selcan? Perihan Hanım'ın hiç barışmaya niyeti yok.
Aslında Ramazan abi arasa Perihan Hanım barışır niyeti var. İyi de anacığım ne diyeceğiz? Biz Perihan Hanım'la konuştuk, senin aramanı mı bekliyor diyeceğiz? Haklısın. Hem desek de aramaz ki. Anladığım kadarıyla bunlar işi gurur meselesi haline getirmişler. İkisi de ilk adımı atmak istemiyor. Ne olacak peki? Aslında birbirlerini görseler yumuşarlar. Biz de bir araya getirelim o zaman. Hadi düşünsel can bir çare bulalım. Hazırsanız başlayalım Selma Hanım. Hazırım. Efendim buyurun. Buyurun oturun efendim. Rahat mısınız? Rahat değilseniz iskemleyi hemen değiştirebilirim. Yok, çok rahatım. Çok teşekkür ederim. Buyurun Maralya Hanım. Başlıyorum. Evet sevgili dinleyicilerimiz, haftanın konuğu bölümümüz şu saniyeden itibaren başladı. Bugünkü konuğumuzu hepiniz çok yakından tanıyorsunuz. Selma Güneş. Hoş geldiniz efendim. Bah 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 ya, Allah seversen ya. Kendi gibi sesi de tatlı ha. Ya vallahi Allah için yani Ömer, çok güzel kadın. Bence de. Ne var? Ne oluyor? Kutsal ışık. Far. Ağlar ya, şişt ya. Selma Hanım, klasik bir soru olacak ama oyunculuğa nasıl başladınız? Aslında bu hikayeyi birçok seyircim biliyor ama ben yine de bilmeyenler için bir kez daha anlatmak istiyorum. Pıt 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 pıt, bir daha kendi anlatayım. Sus be, bir daha ağzınıza kilit vur bari, bir masadan hadi. Ya arkadaşlar, bana şu programı sabote etmeyin ya. Sallama, sallama. Allah, alo şeytan kız, buyurun efendim. Evet. Anlaşıldı, hemen gönderiyorum efendim. Hadi Kazımcığım, Defne Sokak 5 numaraya. Tamam abi. Bir dakika, bir dakika. 10-12 yaşlarında. Hayır ulan Kazım. Annemle birlikte alışverişe çıkmıştık. Sen de bunlara uydun? Yok abi, tamam, ben bir şey demedim. Gittim abi. Yalnız Kalpler filminin bazı sahneleri çekiliyormuş. Makine olsa da bir fotoğrafınızı çeksem ha, öyle komik görünüyorsunuz ki. Hadi hadi inkar etme Celal. Sen de beğeniyorsun Selma Güneş'i. Kim ben mi? Ben ne beğeneceğim ya? Selma Güneş kimmiş? Mavişimin tek kirpiği bile olamaz o ya. Ya am çıldırtmayın adamı ya. Sorayın birbirinize. Yapma dedim. Ben şimdi hepinizi yiyeceğim. En oradan aşağıya ineceğim. Kafama geçirseydin bari. Setten bir bey, daha sonra yönetmen yardımcısı olduğunu öğrendim. Beni fark etti. Yanına çağırdı. Sonra sen bizim kurtarıcımız olacaksın küçük dedi. Gerisi tahmin ettiğiniz gibi işte. Hayat bazen ne kadar büyük sürprizlerle dolu değil mi? Düşünün siz o gün annenizle alışverişe gitmeseniz şimdi belki ünlü bir oyuncu olmayacaksınız. Galiba haklısınız. Bir şarkı gir. Bir dakika İkrem Bey. Evet sevgili dinleyicilerimiz, küçük bir şarkıyla programımıza ara veriyoruz. Sonra sohbetimiz devam edecek ve sohbetimizin sonunda bir kişi Selma Hanım'la bir akşam yemeği kazanacak. Bizden ayrılmayın. Ay burası çok mu havasız? Efendim isterseniz benim odama buyurun. Tatlı tatlı sohbet ederiz. Çok iyi olur. İkrem Bey, benim ikramiye ne olacak? Ya kadını yayına sokarsam vereceğiz dedik ya, sersem kas. Ay. Ömer, iyi dinle beni şimdi. Söyle bakayım DJ'lerin en başarılısı, söyle kuşum. Ne? İnanmıyorum. İkramiyeyi kaptın mı? Kaptım, kaptım. Bak hani ben demiştim ya ikramiye alırsam horoz adağım var diye. Akşam eve gelirken horoz getirir misin? Alırım tabii kuşum, almaz mıyım? Yani kaz gelecek yerden horoz esirgenir miymiş hiç? Esirgemem tabii ki, alırım merak etme sen. Ne? Tamam, tamam. Söylerim kuşum. Sen hiç merak etme. Hadi öptüm. Çık, 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 çık. Arkadaşlar, Manoş'un bizden bir ricası var. Programda soruyu sorduktan sonra mümkünse herkesin aramasını istiyor. Yani anlarsınız işte, katılım ne kadar fazla olursa kariyeri de o kadar yükselecek. Yaparsınız değil mi? Kanki yeter ki sen iste, biz her zaman ararız. Ben bile ararım oğlum, merak etme yani maksat program çok dinleniyor görünsün. Can dostlarım benim, sizler ne kadar iyi insanlarsınız. Ya ben yanına okuyacağım seni sallama. Hayret bir şey yani ha, bu şarkıda bitmek bilmiyor. Yani sen de şuraya gösterdiğin hevesi azıcık buraya göstersen her taraf çiçek gibi olacak. Abi yani her yer zaten çiçek gibi. Uçan kuşa bile sataşıyor bugün ha. Abi güzel, bu aralar fazla üstüne gitme, gergin biliyorsun. Gergin, gergin. Manyak, ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun kardeşim, manyak mısın sen? İyi misin? Kalk bakayım, kalk. Niye durdun be kardeşim, niye çarpmıyorsun? Ne diyorsun sen ya? Ölmek istiyorum abi. Hayata dayanacak gücüm kalmadı abi. Hayda kardeşim, bütün intihar olayları da beni bulur ha. Ya kardeşim niye ölmek istiyorsun söylesene. Yaşamak için hiçbir sebebim yok. Ailem yok, evim yok, işim yok. Yapma ya. Boş ver abi, sen aldırma. Senin de başını belaya sokacaktım. Bak sen iyi misin, istersen seni hastaneye götüreyim ha. Yok abi, gözüm karardı bir anda. Açlıktandır. 3 gündür bir şey yemiyorum abi. Ne diyorsun sen ya? O zaman gel seni bir lokantaya götüreyim.
Hadi, hadi tamam hadi. Gel şöyle. Böyle aç aç gezilir mi oğlum? Değil mi açık? Çok sağ ol be abi. Hadi çok sağ ol. Harika olacak Selcan. Kesin barışacaklar. Ay, emin misin Ayşe abla? İkisini de habersiz bir araya getireceğiz ama ya daha kötü olursa? Böyle bir oyun oynadık diye bize kızarlarsa? Ay, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sen hiç merak etme. Onlar birbirlerini gördüler mi dayanamazlar. Sen şu telefonu ver bakayım bana. Ay, siz de bizi yani iyice misafir yerine koydunuz. Aşk olsun Ayşe'ciğim. Niye zahmet ettiniz Perihan Hanımcığım? Hiç zahmet değil bebeğim. Hem yeriz hem iki laf ederiz şurada. Bu arada hiç itiraz istemiyorum. Bu akşam bizdeyiz. Şöyle kadın kadına güzel bir akşam geçirelim. Aa, bu da nereden çıktı? Kocalarımız nöbetçi de bir arada oluruz dedik. Aa, vallahi iyi olur. Ben de sizi çok özlemiştim. Gelirim. Ay yaşasın, çok sevindim. Mükemmel bir akşam olacak. İnşallah. Ay pardon, ben lavaboyu kullanabilir miyim acaba? Aşk olsun Ayşe'ciğim. Sağ olun. Alo, Kazım beni iyi dinle. Bak fazla konuşamayacağım. Akşam eve gelirken Kenan'la Ramazan abiyi de al, tamam mı? Ne oldu? Perihan Hanım barışmayı kabul etti mi? Ay yok, daha etmedi. Sen Ramazan abiye bir şey belli etme. Perihan Hanım'dan da söz etme. Yemeğe geliyormuş gibi gelin, tamam mı? Yine ne işler çeviriyorsun Ayşe? Sen bana güven Kazım. Dediğimi yap yeter. Hadi akşam görüşürüz, hoşça kal. Allah senden bin kere razı olsun. Demek senin gibi iyi insanlar hala varmış be abi. Rica ederim arkadaşım ya. Bir kap yemeğin lafı mı olur aşk olsun? Ha bu arada şu parayı da al. Yeni bir hayat için başlangıcı olur, tamam mı? Ama ben sana bu parayı geliyor diyemem ki. Vallahi de al, saçmalama. Seninle para falan isteyen yok. Sadece bana bir konuda söz vereceksin, tamam mı? Tamam, ne istersen yapalım. Bir daha intihar etmek gibi salakça bir eylemde bulunmayacaksın, tamam mı? Her şeyin bir çözümü var. Kaçmakla bir şey elde edemezsin. Haklısın, tövbeler olsun, bir daha böyle bir şey yapmam. Tamam, anlaştık. Şimdi seni terminale götüreceğim. Memlekete gideceksin, tamam mı? Sağ ol abi, sayende hayata yeniden geldim. Allah bin kere razı olsun senden. Oh Erdal, şahane bir insansın oğlum, şahane. Sorumuzu soruyorum sevgili dinleyiciler. Tamam, sor, sor, sor. İkile, ikile. Soruyu sordun mu? Soruyu sordun mu? Gel, 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 otur şöyle. Sarmadım, sarmadım. Bir tane ekmektim, dur bakayım. Çekilin, çekilin bana, ben alıp geldim, çekilin. Ramazan abi. Ben dışarıdayım. Ben alıp geldim. Tamam, tamam. Dur. Selma Güneş'in Karanlıkta Bir Kadın adlı filminde canlandırdığı karakterin adı nedir? Hayır. Neydi, neydi ya? Ben biliyordum ya. Dur ya, dilimin ucunda ya. Ya ben o filmi seyrettiydim be. Ya ben de seyrettiydim ya onu. Dinleyicilerimiz, tekrar ediyorum soruya doğru cevap veren bir dinleyicimiz Selma Hanım'la akşam yemeği yiyecek. Cevaplarınızı ben ve Selma Hanım sabırsızlıkla bekliyoruz. Bakalım bilen olacak mı? Aman efendim, rica ederim, hayranlarınız o kadar çok ki şimdi telefon çalışmaya başlar. Başla, başladı. Alo Debriyaj efendim, buyurun. Aa Abuzer, hoy, ne haber? Ay Abuzer Bey buyurun, alayım cevabınızı. Yenge, şimdi söyleyeyim. Selma Hanım'ın oynadığı avradın adı Cemile'ydi. Allah demezlerdi. Neyse neyse, tamam tamam. Aha, bayanın adı Cemile, Cemile. Cemile diyorsun öyle mi? Tamam, hemen not alıyorum. Abuzer Edalı Cemile dedi. Yenge, bir dakika, bir dakika. İbrahim da bir şey değil. Söyle Şamre. Şaziye, Şaziye. Şaziye, Şaziye. Ya Şaziye değil, Şaziye. Tamam, saygılarımı sundum. Abucay, moralini bozmayayım ama avradın ismi Cemile değildi. Allah Allah. Allah Allah. Çok bilirsen buyur, telefon burada, söyle. Belalık yapma, çarparım şunu kafana. Ya bir susun, Allah aşkına susun. Bulacağım şimdi ya. Bir dakika ya, vesile miydi? Cemile, miydi? Cemile. Neydi ya, neydi ya, neydi ya? Halbuki o kadar çok seyrettim ki dilimin ucunda. Karanlıkta Bir Kadın. Karakterin adı Şükrü'ye, Feride, hayır o başka bir film. Allah'ım yarabbim, o kadar çok seyrettim. Şimdi şu an hiçbir fikrim yok ya. Fikriye. Fikriye. Çabuk. Alo, iyi günler dilerim hanımefendi. Ben sorunun cevabını vermek için aramıştım. Buyurun Ömer Bey. Pardon hanımefendi, sanırım başka biriyle karıştırıyorsunuz beni. Çünkü benim adım Cevdet. Ömer, gebertirim seni. Kapatın lütfen telefonu. Tamam varmış, tamam. Kapatıyorum ama bak lütfen, ya lütfen, lütfen sorunun cevabını vereyim, öyle kapatayım ya. Ömer, Bey. Selma Güneş'in filmdeki ismi Fikriye'ydi. Fikriye'ydi, Fikriye'ydi değil mi?
Hayır, bilemediniz Ömer Bey. Umarım bir daha aramazsınız. Mamaraş! Bir dakika, bir dakika. Üf, tüh ya, bilemedik. Ama olsun. Bilsek ne olacak ki zaten? Bilsen bile hiç Manoş beni Selma Güneş'le yemeğe gönderir mi? İmkansız. Merhaba. Merhaba, iyi günler. Vay, size de iyi günler Horoz kardeş. Adım Murtaza. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl yani, Horoz'un adı mı Murtaza? Abi ne kadar garip bir şey bir böyle. Hayırdır, ismi olan bir tavuğu, pardon, horozu kesmeye mi götürüyorsunuz efendim? Şşş, dikkatli konuş. Alınıyor. Senin bildiğin horozlardan değil oğlum. Bu dövüş horozu. Ne? Dövüş horozu mu? Abi, onu biraz uzak tutabilir misin abi? Yani maazallah gagadı gagadı filan olmasın yani. Merak etme, hiçbir şey yapmaz. Kuzu gibidir ama ringe çıkınca aslan kesilir. Hadi ya. Abi, iyi kazandırıyor mu o hayvan? İyi de laf mı? Murtaza sayesinde iki çocuk okutuyorum ben. Ekmek teknem o benim. Vay be! İki tane çocuk okuttu. İnanmıyorum ya. Ve şimdi şu andan itibaren saygı duyuyorum Murtaza'ya. Keşke satmak zorunda kalmasaydım. Ne? Satıyor musun? Abi niye ki? Artık ben pek ilgilenemiyorum biliyor musun şoför beyefendi? Yani oğlanlara bırakacağım, zamane çocukları pek ilgilenmiyorlar. Yani affedersin ama kardeşim yani senin oğlanlar da biraz nankörlük etmişler. Hiç kendisini okutan horozu kabul etmez mi bir insan? Aa, ayıp. Ayıp, çok ayıp. Onlar da haklı. Okulların neyin var yani şimdi? İlgilenemezler Murtaza'yla. Ya affedersin abi, bu horoz kaç yaşında? Canım, Murtaza'dan önce başka horozlar da vardı. Tevekkeli canım, zaten horoz 30 yaşında görünmüyor. ama en kıymetli horozum Murtaza'dır. Yüzü diye söylemiyorum vallahi. Bakın, ben önünde saygıyla eğiliyorum kardeşim. Salata yaptık mı tamamdır bu iş. Ay bir an önce akşam olsa da şu iş halli olsa Ayşe abla, çok gerildim. Ya barışmazlarsa ne yapacağız? Aman Allah korusun ayol. Ama barışmazlarsa da barışmazlar canım. Biz elimizden geleni yapıyoruz ya. Evet sevgili dinleyiciler, yarışma sorumuzun cevaplarını almaya devam ediyoruz. Doğru cevabı verin, Selma Güneş'le yemeğe siz gidin, bizi dinlemeye devam edin. Manolya da bu yarışma işini iyi akıl etmiş vallahi. Şimdi bütün erkekler ararlar radyoyu. Aman ararlar. Erkek milleti değil mi? Güzel bir kadın gördüler mi dünyaları şaşıyor. Ne olacaksa o Selma Güneş'le yemeğe çıkmak. Evet sevgili dinleyiciler, hatta bir yarışmacımız var. Çiçek taksi durağından Kazım Bey arıyor. Kazım mı? Evet, Selma Güneş'in Karanlıkta Bir Kadın filminde canlandırdığı rolün adı nedir? Sizi dinliyorum beyefendi. Ben Hatice diyorum. Ben de hemen not alıyorum ve yarışma bitiminde açıklayacağım. Biz aramayın. Gözün kör olmasın senin Kazım inşallah. Evet bak, görüyor musun, o da aramış. Aa, ne biliyorsun canım? Ay kusura bakma inşallah. Biraz garibime gitti de. Allah, ben sana bunun hesabını sormaz mıyım ha Kazım? O at gibi kadınla yemeğe çıkacaksın da ne olacak acaba? Ay Ayşe ablacığım, burada kızacak ne var? Adamcağız sevdiği bir sanatçıyla yemeğe gitmek istemiş. Hepsi o kadar. Sen de çok kıskançmışsın ha. Ya öyle deme Selcan, vallahi sinirlerim tepeme çıktı. Ah, yanımda olacaktın ki o bıyıklarını tek tek yolacaktım seni. Aa. Yeni bir yarışmacımız var. Atak Avukatlık Bürosu'ndan Kenan Bey hatta. Cevabı alalım Kenan Bey. Mahmure olması lazım. Tamam, bunu da not alıyorum. Yarışma bitiminde anons edeceğim. Bizi aramaya devam edin. İnanamıyorum ya, bunu nasıl yaparsın Kenan? Ya gördünüz mü Selcan Hanım? Nasılmış? Bir de bana kıskanç diyordunuz. Yok, ben şeye sinir oldum. Büronun adını verdi ya. Ah Kenan, ah ben sana ne diyeyim ya? Ne diyeceksin hayatım? Allah'ından bulsunlar. Şimdi Rafet abi, sen bu horozu satmaya kararlısın değil mi? Evet. Peki abi, nedir bu horozun fiyatı? 150 milyon. 150 milyon mu? Ha. Abi bir horoz için biraz fazla bir miktar değil mi bu? Daha aşağısına olmaz kardeşim. Yani Murtaza'nın kazandıracaklarının yanında 150 milyon devede kulak kalır. Doğru söylüyorsun vallahi. Tamam abi. Alıyorum Murtaza'yı. Ama bir dakika. Ona iyi bakacağınıza dair bana söz ver. Bakmaz mıyım abi? Bakmaz mıyım? Gözüm gibi bakarım ben ona. Bakarım da acaba bu duruma Manoş ne der? Aman canım, ne diyecek? Hem ben dört ayaklı hayvanların üzerine para yatırmayacağıma dair yemin etmiştim. İki ayaklı hayvanlar için istediğim gibi para yatırabilirim. Değil mi? Karar verdin mi şoför bey kardeşim? Alıyor musun? Aldım gitti. Murtaza aslanım, bundan sonra benimsin, benim. Yerim ben seni, yerim yerim aslanım benim. Öyle söyle söyleme, alınıyor. Bak bak. Doğru, kıt kıt dedi, alındı.
severim seni, severim. Ay Ekrem Bey, Cemile diyen bütün isimleri tek tek yazıp katladım. Çok önemli iş. Yavrucuğum, Selma Hanım'a ver, çekilişi o yapacak. Buyurun. Ay birden çok heyecanlandım valla. Evet sevgili dinleyiciler, doğru cevabı açıklıyorum. Sevgili dinleyiciler, doğru cevap Cemile'ydi. Bildim. Oğlum bildim. Desene. Ya Abuzer, kim bilir kaç kişi Cemile demiştir ya. Önemli olan koçum netice. Allah Allah. Doğru söyledi. Hemen erkenden havalanıyoruz. Tüh ya, Cemile diyecektim. Son anda şahzı yedim be abi. Ne oldu? Şiştin mi Şamran? Git ya. Ve beklenen an geldi. Selma Hanım dinleyiciler arasından bir kişiyi seçti. Buyurun. Ay biraz heyecanlandırsak mı acaba? Hadi söyleyin. Abuzer Edalı. Ay inanmıyorum, Abuzer çıktı. Kazanan dinleyicimiz Abuzer Edalı. Allah! Ben oynasın diye yerinden kaldırdım be! Abuzer Bey, bu akşam Selma Hanım'la baş başa güzel bir yemek yiyecek. Kutluyoruz sizi Abuzer Bey. Selma Güneş'le yemek yiyecek. Kardeşim benim. Hatta! Abuzer Bey, ben de sizi tebrik ediyorum. Oğlum benim ben. Tamam olayım mı yani ya? Ne güleyim İbrahim, iyi olan kazandı ha? Şans oğlum, şans. Allah Allah. İyi olmakla ne alakası var ki? Paralelim havası. Abi, Ramazan abi. Kazım, bitti mi yarışma nihayet? Bitti abi, bitti de biraz önce Ayşe'yle konuştum. Diyor ki Ramazan abi akşam yemeğine bize gelsin diyor. Sağ ol canım. Eksik olmasın ama biraz canım sıkkın. Gelip de sizin de canınızı sıkmayayım ha. Ya, abi yolsun be, gel açılırsın biz de. Konuşur, sohbet ederiz ha. Hem gelmesin Ayşe çok kırılır vallahi. Geleceksin değil mi abi? İki hadi kalk geleyim. Aslan abim be, yaşa be sen be. Yaşa be abim be. Hay Allah ya, bu adam ne yapıyor ya? Hay Allah ya. Ne yaptı bu adama? Ya arkadaşım ne yapıyorsun sen ya? Delirdin mi? Yok. Şişt, gel buraya. Dur. Ne yapıyorsun? Ya gel buraya. Ölmek ya. İstiyorum. Hayata dayanacak gücüm kalmadı. Arkadaşım dur. Anladım. Ya hiçbir şey için ölmeye değmez ya. Abi yaşayıp da ne yapacağım? Ailem yok, işim yok, evim yok. Yok ya. Ya olsun canım, yani bunlar halledilmeyecek meseleler değil. Yok abi, benim hayatım bitmiş artık. Sen kafanı yorma. Hadi gel bakalım, sen de biraz daha sohbet edelim. Çünkü seni bırakırsam gidip arabanın altına atlayacaksın biliyorum. Hadi gel bakalım. Bırak gel. Beni abi. Benim gibi bir garibanla uğraşmaya değmez. Ama yine de sağ ol, beni adam yerine koydun. İki çift laf ettin. Hadi canım uzatma, geç şöyle arabaya. Belki derdine bir çare buluruz. Hadi, hadi. Evet ağalar ve beyler, şu dakikadan itibaren Ramazan ağam hariç çay ve kahvesini herkes kendi alıyor. Öyle mi? Niyeymiş o? Ağam hazırlık yapacak, bilin mi? Selma Güneş'le yemeğe çıkacak. Kolay değil yani. Aman havanı yerim ben seni. Ben onun havasını şimdi bir indireceğim. Arkadaşlar, herkese merhaba. O ne o? Gördüğün gibi horoz ranço. Oradan tavus kuşu gibi mi görünüyor acaba? Murtaza, arkadaşlara merhaba de. Bak merhaba dedi horozca. O kalabalık etme. Horoz olduğunu biz de görüyoruz. Ağam bu horoz bir değişik bakıyor ya. Bana da öyle geliyor. Dur şunu bir kurcalayayım anlarak. Ağam bu horoz niye böyle ters ters bakıyor? Ters ters bakar Abuzer. Çünkü şu elimde görmüş olduğun horoz var ya. Bir dövüş horozu. Dövüş horozu mu? Nereden buldun oğlum bunu? Lütfen bunu munu gibi bir takım işaret zamirleri kullanmayalım. Çünkü bu zatın bir adı var. Adı Murtaza Balboa. Şimdi sen buna dünyanın parasını da vermişsindir. Tabii Kazım abi. Verdik bir miktar. Şu miktarı bir de biz öğrensek ne yapsın Murtaza? Ya Ramço, lütfen yanında konuşmayalım. Alınabilir hayvancağız. Murtaza'cığım, senin karnın açtır. Gidelim mutfakta neler var bir bakalım. Avans istediğin zaman ben sana sorarım. Bir dövüş horozumuz eksikti. Of işte durum böyle abi. Ortamda beni dolandırınca 5 gün hiç param kalmadı. Sonra bir de alkole bulaştım. Gittikçe battım sonra da. Hay Allah ya. Peki Zeki'cim, yardım edecek kimsen yok mu ya? Yok abi. Paralar suyunu çekince herkes sırtını döndü bana. Karım bile terk etti beni. Sokaklarda yaşıyorum aylardır abi. Bak Zeki'cim, ne yapalım biliyor musun? Ben bugün seni bizim durağa götüreyim. Bu gece orada kalırsın. Olmazsa yarım içerisine bakarız he? Allah razı olsun abi senden. Aylardır yatak yüzü görmedim. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sen çok büyüksün be abi, çok büyüksün. Ya, yok ya, abartma Zeki'cim. Ben yapmam gerekeni yapıyorum, merak etme sen. Sen ne yapıyorsun benim şampiyonumu ya? Bırak! Oğlum onun bir şey yaptığı yok. Asıl şampiyonu yaptığına bak sen ya. Abi şuna bak ya.
Kümes derayına çevirdi benim ceketi. Al, şuna bak. Alo, Murtaza var ya, senin tüylerini yolarım, tüylerini. Şşş, bağırma lan hayvana, bağırma. Onun burada menajeri var. Bak var ya, bunun bir tek tüyü bile altın değerinde. Eğer bu hayvana elini değdirecek olursan, o parmaklarını kökünden çatır çatır kırarım. Aa, yeter be yeter, uzatma. Al götür hayvanını. Sirke çevirdiniz burasını. Aa, rica edeceğim Ramço, size katılamayacağım. Şu elimde görmüş olduğunuz zat, dövüş sanatları konusunda usta bir muhteremdir. Lütfen, hayvan diyerek kalbini kırmayınız. Özür dilerim Murtaza efendi. Hadi sür şundan, hadi. Tamam, Ömer uzatmanı götür şunu oğlum ya. Bak Ramazan abin zaten sinir tepesinde. Vallahi bir kızarsa senin Murtaza'nın suyuna pilav yeriz akşama. Anne, gel yavrum gel. Burası senin için tehlikeli olmaya başladı. Arkadaşlar, şu anı iyi tespit edin. Çünkü çok yakın zamanda Murtaza sayesinde çok zengin olacağım ve siz bize gıptayla bakacaksınız. Murtaza arkadaşlara iyi günler dile. Hadi Murtaza, güle güle. Güle. Muhatap bile almadı sizi. Abi atlar bitti, şimdi de horozlar başladı. Bu ne zaman adam olacak? Çok zor oğlum. Allah Manoli'ye sabır versin. Ramazan abi, hadi biz de çıkalım artık. Ayşe'yi bekletmeyelim. Tamam Piyazım, hadi çıkalım bakalım. Hadi çocuklar. Ağam, ağam. Koca Selma Güneş'le yemeğe çıkacağım. Diyeyim ki bir koltuk atsan. Ha, koltuk işliyor. Oh. Şimdi yeter sen abi. Tamam. Çocuklar duraksıya emanet. Tamam evet. Abicim, hiç merak etme sen. Eyvallah, hadi gel. Hadi bu sana da iyi eğlenceler. Güle güle. Ağam ya, bu ceketi neredecek? Üzülme oğlum, silince hiçbir şey kalmaz. Vallahi. Vallahi. Oh be, sonunda şans Abu Zer'in de yüzüne güldü ha. Selma Güneş'le baş başa yemek yiyecek. Hadi gel şunu halledelim. Evet. Evet, Murtaza'cığım, yeni yuvamız burası. Bak. Evet, orası salon, burası koridor, burası mutfak. Daha sonra Manoş ablan da gelecek. Biraz patavatsızca laflar söylese bile merak etme, merak etme, merak etme. Sen onu aldırış etme, ters cevap verme, gül gibi yaşayıp gideriz. Efendim? Ha, tamam, nerede uyuyacaksın? Sana uygun bir yer buluruz. Bakalım balkonda neresi var? Sana uygun bir yer buldum. Evet, sen de beğendin değil mi? Şunu şöyle kaldıralım. Evet, tamam, 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 tamam. Nasıl? Güzel değil mi? Canım dur bakayım. Aa, ben seni rahat etmen için böyle butonu tutuyorum. Dur bakayım, dur, 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 dur. Aferin, işte bu. Şimdi ben sana birazdan içeriden yemek hazırlayacağım. Yiyesin ki çok güçlü olasın. Bekle bakalım bana. Gel bakalım Zeki'cim, gel. İşte bizim durak burası. Erdal, kolay gelsin. Sağ ol abi. Erdal'cığım, arkadaş bu akşam misafirimiz olacak. Sen niye memlekete gitmedin? Siz birbirinizi tanıyor musunuz Erdal? Bu sabah tanıştık, arabamın önüne atladı. Bir dakika, bir dakika. Ya inanmayacaksın ama Erdal, biz de aynı şekilde tanıştık. Kenancığım, içimden bir ses iyi niyetimizin kötüyü kullanıldığını söylüyor. Ha? Ne yalan söyleyeyim, aynı ses bana aynı şeyi söylüyor Erdal'cığım. Abi kötü bir niyetim yoktu. Ne olur bırakın gideyim. Karnımızı doyurmak için biz bu yolu seçtik. Kimseye bir zararımız yok ki. Olmaz olur mu? Senin gibiler yüzünden gerçekten zor durumda olan insanlar zarar görüyor. Onlara da dolandırıcı gözüyle bakıyoruz sayende. Hayret bir şey, hadi yürü karakola. Bunların hepsinin hesabını vereceksin. Erdal, sen de gel de ifade verirsin. Tamam, abi. Hadi bakalım. Hadi tamam, hadi, hadi abi. Götür, götür. Ben de o kadar zeki değilim. Yürü. 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 Yer versin. Hadi hadi, şimdi daha gel. Ay, ay ne günde Allah'ım, ay mahvoldum. Oh, davul oldu, davul. Bu ne ayol? Aa, ana. Bu ses ne? Aa, horoz. Ay inanmıyorum, ah Ömer. Aldın mı benim adaklık horozumu sen? Merhaba, merhaba. Sen adaksın, adak. Ay aman. Ya Ayşe, Mehmet nerede? Bu saat oldu hala ortada yok. Arkadaşına gitti, orada kalacak. Ben izin verdim. Çocuğa bir şey söyleme sakın. Tamam ya, bir şey demedik. Ha, lavaboda temiz havlu var mı? Yoksa ben götürürüm Ramazan abi. Var. Biz de düşündük herhalde. Ya Ayşe, bak suratını asıp durma. Misafirler bana ayıp olacak ha. Bir de suratını asma diyor. Ramazan abiye dua et sen.
Esas o burada olmasaydı surat asmak ne demekmiş o zaman görürdü. Şişt, tamam Ayşe abla sakin ol. Şimdi sırası değil. Önce Perihan Hanım'la Ramazan abinin sorununu çözelim. Selma Güneş meselesine sonra geleceğiz. Selcan hayatım bari sen yapma ya. Açıkladık ya. Manolya'ya yardımcı olmak için yaptık bu konuşmayı. Tamam Kenan sonra konuşacağız dedim. Hah Perihan Hanım da geldi. Ben açarım çocuklar rahatsız olmayın. Perihan Hanım. Ramazan Bey. Hayır Nurma. Akşam okuyacağın reklam metinlerini getirdim. Tamam. Dikkat et de yanlış yanlış şeyler okuma. Ay aşk olsun Ekrem Bey. Siz de Manoli gibi bana salak muamelesi yapmayın lütfen. Debriyaj efendim buyurun. Ha bir saniye. Selma Güneş'in menajeri arıyor size. Alo iyi akşamlar. Buyurun. Nasıl? Gelemiyor mu? Nasıl olur ki? Yani mahvoluruz, rezil olurum. Radyomuz rezil olur. Şey tabii yerine başka birini gönderebilirseniz tabii olabilir. Olabilir tabii. Lütfen Selma Hanım'a saygılarımı iletin efendim. Aa, ne oldu Ekrem Bey? Selma Hanım gelemiyormuş, şehir dışına çıkmış. Aa, peki yemek işi ne olacak? İşte yerine başka birini gönderiyorlar. Şu yeni çıkan popçu delikanlılardan biri. Adını söylediler ama neydi unuttum vallahi. Ay Abu Zer'e haber verin bari. Çok ayıp olur Ekrem Bey. Ama ne ayıp olacak? Gelip bedavadan yemek yiyecek işte. Allah'ın öküzü bakar iki gözü. Ay ama Ekrem Bey. Aması maması yok. Hadi şimdi kes sesini de yayına devam et. Hadi. Ay çok kötü oldu bu iş. Abu Zer çok üzülecek. En iyisi ben haber vereyim yoksa içime sinmeyecek. Buyur abiciğim. Eyvallah Erdal'cığım sağ olasın. Alo Çiçek Taksi buyurun. Aa, merhaba Aynur, ben Celal. Merhaba Celal. Ya Abu Zer'e bir notum var, iletebilir misin? Selma Güneş yemeğe gelemiyormuş. Ne? Gelmiyor muymuş? Olur mu öyle şey ya? Çocuk yarışmayı kazandı. Selma Güneş gelmiyor muymuş? Acil bir işi çıkmış. Yerine popçu bir çocuk gelecekmiş. Ya Abu Zer'e haber verin de hayal kırıklığına uğramasın. Sağ ol, haber verdin iyi oldu. Ben Abu Zer'e söylerim, ne yapalım? Sana da iyi akşamlar. Evet be alem delikanlı görsün yani. Nasıl olmuşum ağalar? Bak Abu Zer'cim sevgili kardeşim çok yakışıklı olmuşsun. İki dirhem bir çekirdek olmuşsun ama... Yani benim sana bir haberim var. Neymiş o? Sen bunca hazırlığı boşuna yaptın abicim. Niyeymiş o? Çünkü Selma Güneş gelmiyor. Radyodan telefon ettiler onun yerine popçu çocuklardan biri gelecekmiş. Şaka yapınız canım ya. Abu Zer yavrum bak şaka değil ben de duydum. Bir dakika ağalar ya. Bak şaka yapıyorsanız hakikaten bozuşuruz ha. Doğru söylüyorum oğlum. Bak yalan söylüyorsan mavişime kavuşmak nasip olmasın ya. Kesin doğru söylüyor. Büyük konuştu ha. Ne oldu şimdi yani? Ben bir Allah'ın sizi bir dizi için mi hazırlandım ha? Hı hı, maalesef öyle oldu Abu Zer. Yapma ya. Oho bendeki şansa bak yani ha. Yok yok. Yani benim hiç keyfim neyim kalmadı ağam ya. Ben hiçbir yere gitmeyeyim. İyi akşamlar abiler. İyi akşamlar baba. Ooo, Abu Zer hazırlanmışsın. Ne olmuş? Senin yerinde olmak için var ya ben neler vermezdim ha. İbrahim, hakikaten bu yemeğe gitmeyi çok mu istedin? Deli misin Abu Zer ya? Selma Güneş'e ben hastayım ya. Tapıyorum ben ona ya. Selma Güneş olsun, ben orada olurum ya Abu Zer. İbrahim, bu yollar sana feda olsun. Yemeğe sen gidin kardeşim. Ciddi mi söylüyorsun Abu Zer? Ciddi söyleyeyim tabii ya. Bizde arkadaşlık müessesesi her şeyden önde gider. Allah! Burada da ben gökten arken yerde buldum ya kardeşim benim. Canım benim ya. Sağ olasın ya. Bu yemekten sonra belki aranızda bir aşk doğar ha. Ne dersin? Yok be abi. Selma Güneş bizim gibi insana ne yapsın? Yo. Sende farklı bir karizma var İbocuğum. Benim tanıdığım Selma Güneş senden kesin hoşlanır. Var bir şey değil mi abi? Abi. Var değil mi? Mı ya? Ayıp ediyorsun. O zaman ben abiler üst baş yapayım ben ha. Hadi. Öyle gidiyor hadi. Tıraş ol tıraş. Tıraş ol. Gecikme gecikme. Hadi tamam. Hadi sağ ol. Teşekkür canım kardeşim sağ olasın. Ayıp ettin. Ayıp ettin. Hayırlı akşamlar. Bay bay. Abiler sen de az fena değilsin abi. Neler söyledin adama? Ne olur ki ya birazcık eğlenecek işte ya. Hem bana yaptığı ukalalıklara saysın ya. Ya bana bak. Selma Güneş yerine bir kazmayla karşılaşınca ne yapacak acaba? Hadi ama niye yemiyorsunuz? Ay yoksa beğenmediniz mi? Ayşe çok güzel olmuştur. Ellerinize sağlık ama hiç iştahım yok. Benim de. Yani doğrusu böyle bir sofra beklemiyordum. Ben de. Oyuna geldik galiba. Ya oyun mu oyun ama hepimiz bir araya gelmiş olduk değil mi arkadaşlar?
En iyisi ben yemeğimi yiyeyim. Ayşe, bu ne kadar sarımsaklı olmuş böyle? Ben bu kadarını yapabiliyorum Kazım Bey. Beğenmiyorsanız gidin Selma Güneş Hanım yapsın. Allah Allah, yine başladı ya. Ya Ramazan abi, şuna söyler misin? Biz radyoyu Manoli'ye destek olsun diye aramadık mı? Evet, öyle Ayşe Hanım. Ya gördünüz mü? Boş yere suçladınız bizi. Hayatım, kıskanmana gerek yokmuş, gördün mü? Bunun kıskançlıkla bir ilgisi yok Kenan Bey. Böyle gereksiz bir yarışmaya ne diye avukatlık büromuzun adını karıştırıyorsun? Ya hayatım, reklam olsun diye düşünmüştüm. Yani benim kötü bir niyetim yoktu ki. Kötü bir niyeti yokmuş. Yapmayın kızlar. Boş yere üzüyorsunuz kocalarınızı. Onların sizi ne kadar sevdiklerini bilmiyor musunuz? Hiç sizi üzecek bir şey yaparlar mı? Yaparlar, yaparlar. Bir kadının hassas olduğu noktalar vardır. Erkekler bunu unutmasa çok iyi olur. Kadınların da unutmaması gereken bazı şeyler vardır Perihan Hanım. Ya öyle mi? Neymiş efendim? Eyvah, ortalık karışacak. Aman Perihan Hanımcığım, sakin olun lütfen. Bu güzel akşamı bozmayalım, olur mu? Bak Ayşe, beğendin mi yaptığını? Senin yüzünden tartışıyorlar işte. Aa, niye benim yüzümdenmiş canım? Sen radyoyu aramasaydın böyle şeyler olmazdı. Ayşe abla uzatma yani, tansiyon yeterince yüksek zaten. Ömer, kuşum, sen mi geldin? Ben geldim Maroş. Ne yaptın sen? Eğer bak balkondaki olayı açıklamamı istiyorsan ben sana her şeyi açıklayabilirim Maroş. Ne yaptın sen? Nasıl sevindim ben? Ya bir dakika, Allah'ını seversen ya Maroş, otur şuraya. Ya, doğru dürüst bir kadın olarak önce bir dinle bakalım. Bu adam bunu... Ne dedin sen? Sevindi mi dedin? Sevindim, hatta bayıldım aşkım. Hadi ya, öyle mi? Ay canım Manoş'um benim. Yani kızacaksın diye o kadar çok korktum ki anlatamam sana. Manoş canavar gibi bir şey. Ve ne olacak biliyor musun? Çok para kazanacağız bir tanem. Zengin olacağız. Paraya para demeyeceğiz. Aa, ne ilgisi var ayol zengin olmakla? Aha hayatım, çok para kazanacağız. Çok para kazanacağız onun sayesinde. Saçmalama, ada korozundan ne parası kazanacağız? Ne ada sen lan? Ne ada? Ne diyorsun sen kuşum ya? Dedim ya, adam oldu. Horoz al gel. Ha, o horozuna. Ha? Hayır Manoş. O horozun o horozla bir ilgisi yok. Bu Murtaza horoz. Ben anlamadım. Bak şimdi sen Murtaza'ya kesinlikle dokunma, tamam mı Manoş? Nerede benim yavrum? Az kalsın büyük bir karışıklığa kurban gidecekti. Yavrumuzu getirelim de beraber eğlenelim bir tanem. Murtaza! Geldim yavrum, bekle. İyi akşamlar abla. Ay hoş geldin Ali Efendi. Manoş, Murtaza'yı bulamıyorum. Nerede acaba? Nereye saklanmış olabilir? He? Sanırım burada. Ne? Bir güzel kestim, temizledim abi. Afiyet olsun. Nasıl ya Manoş? İyi akşamlar Ali Efendi. Manoş, sakın o düşündüğüm şeyi yaptığını söyleme bana Manoş. Ay sanırım yaptım Ömer. İnanamıyorum. Bu Murtaza değil, değil mi Manoş? İnanamıyorum. Murtaza, kalk yavrum kalk. Sen dövüş olursun kalk. Onları bu şekilde de döversin sen. Şampiyonsun sen, şampiyonlar ölmez. Ne oldu sana böyle ya? Ömer, ben onu adak için aldım sanmıştım. Ya saçmalama Manoş, Allah'ını seversen ya. 150 milyon lira verdiğin bir horoz adaklık olabilir mi ya? 150 milyon mu verdin? Evet. Ve adak horozu değildi, öyle mi? Hayır Manoş, o bir dövüş horozu, dövüş. Gitti. Dağ gibi Murtaza evet, gitti. Evet, sen bu horoza 150 milyon verdin, öyle mi Ömer? Sen bunu dövüş ettirecek, üstünden para kazanacaksın, öyle mi Ömer? Ama sen bana söz vermiştin hayvanlar üzerinde bahis oynamamaya, değil mi Ömer? Ama hayatım, ben dört ayaklı hayvanlar üzerine bahis oynamama konusunda söz vermiştim. Murtaza iki ayaklıydı, o da yok şimdi. İnanmıyorum sana ya, sana inanmıyorum. Seni yedim Ömer. Hayır! Sakin ol oğlum. Allah Allah, sakin ol. Şunun haline bak, nasıl da kasılıyor ya. Az sonra göreceğiz abi. Patlak şamrel gibi havası inecek. Şşşt! Yavaş olun ya. Burada olduğumuzu anlamasın. Gittik deliyor. Selma Hanım. Nereden çıktı bu? Selma Güneş bu. Hani gelmedi? Gel.
Selma Hanım. Selma Hanım. Buyurun. Merhaba. Beni hatırladınız mı? Tabii hatırladım. Sen Erdal'ın arkadaşısın. Evet. Demek unutmadım. Pardon. Tabii unutmadım. Hem niye unutayım ki? Oturalım mı? Tabii. Yani ben de sizi görünce birden heyecanlandım. Kusura bakmayın. Eyvah. Hadi gelmedi. Kandırdım ulan. Oğlum manyak mısın? Niye kandıralım seni? Lan babişim üzerine yemin ettim. Niye kandıralım ya? Ne kadar güzelsiniz Selma Hanım. Sizinle yemek yiyeceğimi inanamıyorum. Hay aksi ya, duydun mu ya? Duymam ya. Ya oğlum bu İbo amma şanslı benim ya. Ne İbo'nun şansı? Abu Dhabi şanssızlığı bu ya. Gelemeyecektim ama içime sinmedi. O yüzden bütün işlerimi ayarladım geldim. Neyi yetmişsiniz? Gülme ya! Sus! Çoğabal ya! Dağ gibi Selma, güneş, gül gibi çaycı dururken gitti patlak şavrele. Sizinle yemek yiyeceğim o kadar mutluyum ki. Emredersin efendim. Her şeyi. Peki. Kenan, durumu nasıl kurtaracağız oğlum? Bilmiyorum ki abi, ne yapsak? Mantı verelim. Mantı. Ramazan abi, sen mantıyı çok sevdin. Ben sana biraz mantı vereyim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben diyorum ki belki Perihan Hanım da ister yani. O zaman önce mantıyı ona veriyoruz değil mi? Ramazan Beyciğim. Kenan da attı. Çok sıcak değildi. Ay bir şey olmadı Perihan Hanım. Sadece mantıya bulandım efendim. Teşekkür ederim. Zahmet oluyor efendim. Perihan Hanım. Canım. Neden beni aramadınız? Çok kırıldım. Sizin aramanızı bekledim. Evet ama benim de cesaretim yoktu. Doğrusu birbirimizi boş yere kırmışız. Ne dersiniz? Her şeye yeniden başlayalım mı? Evlenelim mi? Efendim ne dediniz? Evlenelim mi dedim. Bir daha söyle. Evlenelim mi? Bir daha söyle. Ziyan olmadı. Bir yuvanın temeli atıldı.